Haber'den iyi akşamlar. Ben Burcu Selçuk. Esen günün en sıcak gelişmeleri, sıcak haberleriyle bir kez daha karşınızdayız efendim. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana barış diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelenski'nin davetiyle Ukrayna'ya gitti. Lviv'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirildi. İşte kritik, öne çıkan başlıklar. Barış için atılacak adımlar ve Ukrayna tahılının dünya pazarına ihracı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik başlıklarla Ukrayna'ya gitti. Dünyanın gözü Lviv'deki üçlü zirvedeydi. Erdoğan ve Zelenski son olarak 3 Şubat'ta yüz yüze görüşmüştü. Savaşın başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Zelenski Erdoğan'ı zirvenin gerçekleştiği Potoçki Sarayı'nın kapısında karşıladı. İki liderin baş başa görüşmesinden sonra üçlü zirve başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Erdoğan ve Zelenski'ye katıldı. Tahıl krizi Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul'da yapılan anlaşmayla çözülmüştü. Üçlü zirvede de tahıl ihracatının geliştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Ukrayna-Rusya savaşında barışın yolları da arandı. Kritik zirve sonrası ilk açıklama Zelenski'den geldi. Zelenski, Erdoğan'ın ziyareti bize desteğinin güçlü bir göstergesi dedi. Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla bir anlaşma da imzalandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da pankartlı protestoyla karşılaştı. Konuştuğu meydandaki bir binadan açılan o pankart tansiyonu yükseltti. Gündeme ilişkin mesajlarını verirken pankartlı protestoyla karşılaştı. CHP liderinin Yalova ziyaretinde gergin anlar yaşandı. CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılmış, hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kılıçdaroğlu Yalova merkezde kalabalığa seslenirken yandaki binadan işte bu pankart açıldı. Pankartın partililer tarafından fark edilmesiyle tansiyon yükseldi. Açılan pankart partililer tarafından böyle indirildi. Esenyurt'ta darp edilen partileri ziyarete giden İYİ Parti lideri Meral Akşener'le bir kişi arasında da gerginlik çıktı. Akşener'in tepki gösterdiği adamı korumalar uzaklaştırdı. Siz başınızdaki başörtüsünü çıkarttınız, önümüzü attınız. Hayır, yapmadım. Sakın, ben hiç inemeydiniz. Hayır. Ben hiç inemeydiniz. Katiyen demen yalan konuşuyorsun. Bak, yalan konuşuyorum. Yalan konuşuyorsun. Hayır. Çekil. Bugün hastanedeydin. Yürü, çekil. Yalan konuşmuyorum. O sözlere çok sinirlendi, tepkisini böyle gösterdi. Akşener'in Esenyurt ziyaretinde gerginlik çıktı. Katiyen demen yalan konuşuyorsun. Bak, yalan konuşuyorum. Yalan konuşuyorsun. Hayır. Çekil. Bugün hastanedeydin. Yürü, çekil. Yalan konuşmuyorum. İYİ Parti lideri dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta saldırıya uğrayan partililere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. O açıklama sonrası Akşener'in yanına gelen adam MHP'nin 2014 yılında Esenyurt'ta gerçekleştirdiği seçim bürosu açılışında düzenlenen ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyı hatırlattı. Akşener'in ziyarete gelmediğini iddia etti. İYİ Parti lideri o zamanda geldiğini belirterek tepki gösterdi. Akşener'in tepki gösterdiği adam korumalar tarafından uzaklaştırıldı. Esad rejimiyle normalleşme yollarının aranması Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönüyor mu sorusunu da beraberinde getirdi. Siyasetin sıcak başlığı da Suriye meselesi olurken Taliban'ın Afgan mülteciler için Türkiye'ye bir heyet göndereceği duyuruldu. Suriye politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar. Beşar Esad, yani niçin oldu Esed?
Şimdi ne zaman olacak Beşar? Esad'la diyalog kurulacak mı? Sığınmacılar ülkelerine yollanacak mı? Siyasetin sıcak başlığı Suriye ile normalleşme tartışması oldu. Bu bir devlet meselesidir. Bu da ortalık yerde konuşulmaz. Her aklına gelen her istediği şeyi söylemez. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. İstihbarat birimleri arasında bir süredir devam ediyordu görüşmeler. Kulislerden sızan bilgilerse önümüzdeki günlerde Şam'la diyalog yollarının aranacağı yönünde. Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönmesi için yol haritasının çizilmesi planlanıyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması için objektif, somut ve rasyonel çözümler üzerinde duruyoruz. Oturup Esad'la bir protokol yapmak lazım. Bu insanların can ve mal güvenliğini kendi ülkelerinde sağlamamız lazım. Sığınmacıların dönmesi için Suriye ile normalleşme seçeneği tartışılırken Taliban'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Taliban Türkiye'deki Afgan mülteciler için Türkiye'ye bir heyet gönderiyor. Afganlara gelince onlar sığınmacı değil, onlar kaçak. İran'dan geldi, İran'a teslim edeceğiz. Taliban benzer bir adımı Pakistan ve İran'daki vatandaşları için atmış, geri dönün çağrısı yapılmıştı. Türkiye'ye gelecek heyetinde o çağrıyı tekrarlaması bekleniyor. İstanbul'da bir genç girdiği marketi elindeki bıçakla soyup kaçtı. Yakalanınca da kendini akıllara zarar bir bahaneyle savundu. Suçluluk duygusunu anlamak için yaptım dedi. Bıçak zoruyla kasadaki paraları istedi. Yakalanınca da suçluluk duygusunu merak ettim dedi. Söyledikleriyle şoke etti. İstanbul Küçükçekmece'de akıl almaz bir soygun yaşandı. 22 yaşındaki bir genç dün bir elinde sırt çantası, diğer elinde bıçakla zincir marketlerden birine girdi. Market çalışanını bıçakla tehdit etti, kasayı boşalt dedi. O sırada marketteki müşterilere de aldırış etmedi. Bir kadın müşteri korktu, hızla marketten çıkıp gitti. Başka bir kadın ve küçük bir çocuk da o anları böyle izledi. Kasiyerin verdiği 4250 lirayı sırt çantasına koyup gitti. Onu kameradaki bu görüntüleri ele verdi. Gözaltına alınan genç akıl alır gibi değil ama sorgusunda suçluluk duygusunu anlamak için böyle yaptım dedi. Ama kurtulamadı. Tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bir zamanların ünlü şarkıcısı Ergür Kalender müziği bırakmış, şan şöhret geride kalınca belli ki bunalıma girmiş, oturduğu daireyi de çöp eve çevirmişti. Bugün belediye ekipleri o evi temizlemeye gitti. Kamyon kamyon çöpün çıktığı evde koku da manzara da korkunçtu. On senedir ki başımıza bela etti. Kokudan duramıyorum. Mahvetti bizi. Pisliğinden de bıktık, çöpünden de bıktık, kendinden de bıktık. Yakıyorsun sen, 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 yanıyorum ben, ben, ben. Atıyorum burada. Hep geri pisliği. Daha fazla kokudan giremeyeceğim ben. Çuval çuval çöpler, küflü eşyalar, hurda yığınları, hayvan pislikleri ve daha fazlası. Geliyormuş içeride abla ya, 3-4 tane. Şu anda o kokunun zaten bir haddi hesabı, hiçbir şeyi yok, pislik içindeydi. Komşular kokudan nefes alamaz, pislikten yürüyemez olmuştu. Bir zamanların ünlü şarkıcısı Engür Kalender'in evinden kamyon kamyon çöp çıktı. Tabii ki daha iyi olacak. Temizlenirse ve onlar da geri gelmezse bu koku gidecek. Engür Kalender'e yıllar hiç acımadı. Şan şöhret geride kaldı, müziği bıraktı. 7 yıl önce annesiyle Şişli'deki bu eve taşındı. Yıllar içinde de evi çöplüğe çevirdi. Zaten evinde su yok, elektrik yok. Sadece kedi, bir de annesi var. Yaşlı bir kadın yani. Gelene gidene sataşıyordu çünkü. Sadece evin içi değil, dışarısı da çöp yığınıyla dolu. İddiaya göre Engür Kalender penceresinden işte buraya çöpleri atıyordu. O atıyor, o kedilerin pisliğini oraya döküyor. Bir kamyon çöp yığdırdı oraya. Binayı ateşe verecek. Başımı omzuna şikayetler arttı. Ekipler polis ve zabıta eşliğinde adrese gitti. Eski şarkıcı evde yoktu. Kapıyı bir yakını açtı. Şişli Belediyesi'ne bağlı ekipler hazırlıklarını tamamladı. Birazdan eve girecekler ve içeriği temizleyecekler. Arkadaşlar malzeme alın, malzeme. Malzemenizi alın. Poşetleri alın arkadaşlar. İnşallah tamamen temizlenip ilaçlanırsa mükemmel olacak. Evde ölü kedi yavruları, leş gibi pislik, çöp.
Çöpler yığın, koku dayanılmazdı. Ekipler güçlükle çalıştı. Ama sonunda komşular yıllar sonra ilk kez rahat bir nefes aldı. İçinden bir kamyon dolusu eşya çıkartıldı. Koltuklar, kıyafetler, valizler. Yani ne ararsanız var. Şu yukarıdaki gri kahverengi dolabın üzerine koyabilirsen. Büyük eşyaların hep satılsın arkadaşlar. Engür Kalender ve annesi detaylı temizliğin ardından evlerine dönecek. Merkez Bankası piyasalara adeta sürpriz yaptı bugün. Sabit tutulması beklenen politika faizi %14'ten %13'e düşürüldü. Peki karar dövizi altını nasıl etkiledi? İşte faiz indiriminin kapalı çarşıya etkisi. Merkez Bankası çok büyük sürpriz yaptı. Dövizin düşmesini artık durdurdu diyebiliriz. Beklenenden daha az yükseliyor benim için. Gram altını da yıldızını parlattı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 100 baz puan düşürüldü faiz, yani %14'ten %13'e çekildi. Karar sürpriz. Beklenti faizleri sabit bırakılacağı yöndeydi. Peki bu Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı piyasalara nasıl etki etti? Dolar, euro, altın neydi, ne oldu? İşte piyasalarda son durum. Dünyada faiz artarken Türkiye'nin faiz düşürmesi sanki dünyaya şöyle bir meydan okudu. Vatandaşa yaramıyor tabii ki de. Her şey zamlanıyor. Zamlar kapıda. Merkez Bankası faizi düşürünce dolar 18 lirayı geçti. Bakın saat şu anda 16. Doların alışı 18 lira 11 kuruş, satışıysa 18 lira 20 kuruş. Zaten yıl sonu tahminleri de 20 lira olarak demişlerdi ama. Bir gece bir bakmışın 20 lirada gözümüzü açacağız çünkü artık tetikledi. Euro ise şu anda 18 lira 39 kuruştan alışı var, satışıysa 18,5 lira. Maaş yükselsin ama her şey yükselmesin. Yoğun bir döviz akışı oldu tahtakale piyasasına. Uzmanlara göre dolar beklenilen kadar yükselmedi. Daha çok vatandaş bozduruyor. İşin özeti budur. Aksi halde biz doları bugün 18.70-19 bandında görme ihtimalimiz çok yüksekti. Gelelim altına. Bir yandan da herkesin gözü altında. Karardan sonra altın yükselişe geçti. Gram altın şu anda 1040 lira. 1700 lira şu anda çeyrek. Yarım 3400, tam 6775. Bir saat içerisinde en az 10 kişi geldi, altınını bozdurdu. Yükseldi bayağı altın. Kimse alamıyor artık. Evinden gelen garip sesleri önce aldırmadı ama sonra tamam bir anda delinince işler değişti. Eşek arılarının koloni kurduğunu görünce şaşkınlık yerini korkuya bıraktı. Alçı tavan söküldü, gizemli seslerin sırrı çözüldü. Duvarın içinden büyük bir arı kolonisi çıktı. Müstakil bir evin çatısı bu. Şöyle çatının kenarındaki çok küçük, yani belki 1 ya da 2 santimlik boşluklardan içeri girmişler. Oralardan kolonuyu tamamlamışlar. Kocaeli'de yaşayan Salih Çakır'ın evinden garip sesler geliyordu. Önce aldırmadı, sonra tavanda bir delik açıldığını fark etti. İnceleyince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gördüğünüz kısmın tamamına, yani yaklaşık 35 santim, 70 santim bir alanın tamamına arılar petiklerini yapmışlardı, bir koloni kurmuşlardı. Şu torbanın tamamında ise arıların yaptığı mum petekler. O arıların eşek arısı olduğu anlaşılınca şaşkınlık endişeye dönüştü. Bunlar eşek arıları, yani bal arıları değil. Yaklaşık olarak 5000-10000 arası olduğunu tahmin ediyorum. Çok fazlaydı çünkü. Evi ilaçlatıp petekleri tavandan söktüler. Nasıl büyük bir tehlike yaşadıklarını da ancak o zaman anladılar. Fark ettiğimizde aslında bayağı da geç olmuş. Çünkü bu kadar arı olduğunu tahmin etmemiştik. En fazla 30-40 tane arı olduğunu düşünmüştük. Bu şekilde. Sakarya'da iki hırsız girdikleri evden 90 bin liralık ziynet eşyasını 20 dakikada çalıp gitti. Soyulan Özbek çift o altınların manevi değeri çok yüksekti diyerek hırsızları bulana ödül vaat etti. Kameraya göre göre içeri girip
Zinat eşya mı çaldınız? 90 bin liralık altınları 20 dakikada çalındı. Bu hırsızları bize bildiren kişilere yaklaşık 20-25 gram civarında bir ödülümüz var. İki kadın hırsızın hedefinde Özbek asıllı Ahmetoğlu çiftinin Sakarya'daki evi vardı. Dış kapıyı zorlayarak açmışlar. Benim çelik kapıyı da fitilleri, lastikleri kesmişler. Evin içerisine girip yatak odasına gelip çekmeceden altınları götürmüşler. 85 bin, 90 bin civarında. Ama çift için o altınların manevi değeri daha yüksekti. Altınları babam gelinine hediye ettiği için, yani biz de zaten o yüzden bozdurmadık, evde tuttuk, yani ondan dolayı manevi değeri yüksek bizim için. Hırsızlardan şikayetçi olan Abdülmucip Ahmetoğlu ortaya bir de ödül koydu. Benim için manevi değeri çok yüksek olduğu için, yani onların bir an önce bulunmasını istiyorum. Bulan kişiye de 25 bine yakın bir ödül vermeyi düşünüyorum. Sonra dolabın içine... İstanbul'da bir sürücü otomobilinin kendinden habersiz internetten satışa çıkarıldığını görünce beyninden vurulmuşa döndü. Şaşkınlığını üstünden atar atmaz da sahtekarın foyasını ortaya çıkardı. Adam başkasının aracıyla milleti dolandırmaya çıkmış. Benim aracımı da ilana vermiş. Otomobilinin internetten satışa çıkarıldığını gördü, müşteri gibi aradı, kapora dolandırıcısını deşifre etti. Milletten kapora dolandırıcılığı yapıyorlar. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan Zafer Türk, otomobilini cama astığı bu ilanla satışa çıkardı. Benim aracım satılık, ilana koymadım. Esnaf arkadaşım geldi bana dedi ki sizin araba dedi ilanda. Aracını internete koymamıştı, dolandırıcılığı iş başında olduğunu anlayınca harekete geçti. Şoka girdim. Kötü hissettim. Dolandırıcı şahısı aradım. Aracın ne istediğini sordum. Dolandırıcı 465 bin liraya satışa konan aracına kapora istedi. Adam milleti dolandırıyor. Ruhsattaki ismi oynamış, kendi ismi yapmış. Zafer Türk kendi aracını alıyormuş gibi yazıştı. Adam pişkin pişkin konuşuyor. Kapalı otoparkta duruyor diye bana WhatsApp'tan yazılarını attı. Soluğu karakolda alan sürücü şikayetçi oldu. Bunlara itibar edip de kapora atmasınlar, dolandırılmasınlar. Trabzon'dan ilginç bir haberle devam edelim şimdi efendim. Kentte bekçiler ve bir grup genç arasında kavga çıkmıştı. O hengamede bir sokak köpeği bekçilerden biri bacağından ısırdı. Kavganın sonunda gençler ifade verip karakoldan ayrıldı. Serbest kalamayansa onlarla birlikte karakola götürülen sokak köpeği oldu. İki taraf birbirine giriyor. Bu arada da köpek nasıl olduysa artık bekçiyi ısırdığı iddia ediliyor. Böylece köpeğe el konuluyor, köpek alınıyor, iki gün karakolun önünde bağlanılıyor. Onlar kavga etti, göz altında tutulansa sokak köpeği oldu. Olay bizim, köpeğin hiçbir suçu yok. O olayda en suçsuzu, en masumu köpek. Ama maalesef bunun bedelini ilk önce köpek ödedi. Trabzon'da gece devriyesine çıkan 4 bekçi ile 3 genç arasında laf atma meselesinden arbede çıktı. Bu sırada bir sokak köpeği bekçilerden birinin bacağını ısırdı. Bizim tahminimiz oradaki kaostan bir şekilde köpek etkilendi. Gençlerle birlikte sokak köpeği de karakola götürüldü. Kavgaya karışanlar serbest kalırken köpek silah olarak nitelendirildi, 2 gün gözlem altında bekletildi. Köpek bizim değil, biz saldırı emri de vermedik. Köpek tamamen suçsuz, olay bizim olayımız, siz köpeği niye katıyorsunuz dedik. Gerçekten de köpek karakolun önünde bağlı bir şekilde duruyordu. Talihsiz köpek hayvanseverlerin araya girmesiyle karakoldan alınıp barınağa teslim edildi. Eline bastonu alıp çılgınca dans etti, 20'lik gençlere taş çıkarttı. Asker eğlencesine damga vuran dansçı dede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bastonunu yürümek için değil, dans etmek için kullandı. Birbirinden ilginç figürler yaptı, görenler şaşıp kaldı. Bu dede İstanbul Bağcılar'daki bir asker eğlencesinde ortaya çıktı. Rastgele oynamadı, kendini müziğin ritmine, mahallenin atmosferine kaptırdı. Askere gidecek gencin arkadaşları ona ıslıklar ve alkışlarla böyle eşlik etti. Ya
yaş belki de 70'ti ama iş bitmemişti. Enerjisiyle gençlere taş çıkaran dansçı dede sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Videosu tıklanma rekorları kırdı. Ardahan'da yüz binlerce sinek bir araya gelip ölüme kanat çırptı. Görüntüler etkileyici olduğu kadar elbette çok da üzücüydü. Muhteşem, inanılmaz bir doğa olayı bu. Yüz binlercesi bir araya geldi, ölüme kanat çırptı. Kelebeklerin ölüm dansı diyoruz bunu Ardahanlılar olarak. Ömürleri 24 saat olan bir gün sinekleri Ardahan Halil Efendi Köprüsü'nü istila etti. Görüntüsüyle kelebeği andıran sinekler sokak lambalarının çevresinde toplandı. Daha önce görmemiştim. İlk defa geldim ama muhteşem bir şey. Ölüm uçuşuna şahit olanlar cep telefonlarına sarıldı. Son bir defa uçup vedalarını yapıyorlar Ardahan'a. 22 yıllık kiracısına güvendi. Tatile çıkarken evin anahtarını ona bıraktı. Soygun filmlerine parmak ısırtacak bir oyuna geldi. O kiracı sevgilisiyle bir oldu, evdeki kasayı boşalttı. Müşteki şahsen kızına ait lekabet altın kolye. 22 yıllık kiracım dedi, güvendi, evinin anahtarını verdi. Ama o kiracı sevgilisiyle bir oldu, kasasını boşalttı. Havalandırma borusuna saklanmış şekilde. Bayrampaşa'da yaşayan Kara ailesi tatile gidiyordu. Ne olur ne olmaz deyip evin yedek anahtarını kiracılarına bıraktılar. Evde kasa olduğunu bilen kiracı anahtarı alır almaz sevgilisini aradı. Hollywood filmlerine taş çıkartan bir soygun planı yaptılar. Anahtarla eve girdiler. Kasayı yerinden söküp kendi evlerine götürdüler. Sonra da çilingir çağırdılar. Şifreyi unuttuk deyip açmasını istediler. Kasa onların evinde olduğu için çilingir hiç şüphelenmedi. Çift delil bırakmamak için güvenlik kameralarının açısını bile araştırmıştı. Kasada 500 bin lira değerinde altın ve para vardı. Kiracı ve sevgilisi hepsini aldı. Boş kasayı da tekrar yukarıya taşıdılar ve ev sahibinin yatak odasına yerleştirdiler. Ev sahibi soyulduğunu ancak bir ay sonra kasayı açınca anladı. Çift gözaltına alındı. Kiracı adli kontrolle serbest kalırken oyuncu olduğu öğrenilen sevgilisi tutuklandı. Show Haber WhatsApp ihbar hattı telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 0536 266 90 02. Tekrar edelim. Show Haber WhatsApp ihbar hattı numaralarımız 0536 266 90 çift 0 0536 266 90 02 diyelim. Show Haber'in bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. We'll be right back.